Serkan Kuşçu, Bushcraft Türk Bıçağı Atölyesi. Şimdi en önemli husus olan ısıl işlemden bahsedeceğiz. Çeliği çelik yapan en önemli etken ısıl işlemdir aslında. Bıçak için işte şu çeliktendi, bu çeliktendi falandı filandı, ne olursa olsun ısıl işlemi düzgün olmayan her bıçak tenekedir. İster N690, M390, D2, 5000, işte 160, 50, 2100 hiç fark etmez. Sıkıntı her zaman ısıl işlemdir kriterde. Biz buradaki kriteri en iyi şekilde yapmayı gerçekleştireceğiz. Bıçaktaki elementer dengelerin ısıl işleme etkisi, bıçağın geometrisi aslında bir bütündür. Çelik üreticileri kullanacakları malzemeler vesaireler için size belli bir şekilde datalarda grafikler sunar. Şu sıcaklıkta şöyle yaparsanız böyle olur falan gibisinden. Sertlik değeri, menemiş değeri bunları tek tek belirtir. Ama şöyle bir handikap var. Hiçbirinizin dikkat etmediği bir handikap. Üreticiler bunu belirli bir ölçekteki malzeme için sunarlar. Siz ve sanayideki esas bu çelikleri kullanan insanlar kendi malzemesinin geometrik şekillerine ve ebatlarının durumuna göre değerlendirip ısıl işlem kriteri belirlerler. Genelde bu 2 santimetre karelik bir kare malzeme ya da 2 inç küp olaraktan geçen bir ölçeğe baz alır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu malzemenin ısıl işlem kriterleriyle ki aynı çelikten aynı kompozisyondaki şu malzemenin ısıl işlem kriteri aynı olmaz. Buna size üretici der ki 2 santimetre işte küplük bir ölçeğimiz var. Bu malzemede siz 1050 santigrat derecede su vereceksiniz, 20 dakika bekleteceksiniz falan filan. Fakat görün ki benim malzemem sadece 2 milim, 3 milim ya da 4 milim. Buradaki değerleri kişi kendi yorumlar. Çünkü genel bir yüzeysel size değer ölçeği verilir. Siz kendi malzemenize göre orada bir proses belirtmek zorundasınız. 1050 derecede vereceğiniz ısıl işlem değeriyle ya da 15 ya da 20 dakika bekleteceğiniz bir değer aralığı farklıdır. Şöyle düşünün, bir bardak suyun kaynaması için gereken süreyle bir tencere suyun kaynaması için gereken süre aynı değildir. Isıl işlem tesisleri ve bu üreticilerin çıkarttıkları datalara göre su veren, ısıl işlemi gerçekleştiren insanlar buradaki değerleri baz alırsa hataya düşerler. Çünkü iki malzeme aynı geometriye sahip değildir. Su verme sıcaklığı artı demleme sıcaklıkları tamamen farklıdır. Burada siz kendiniz yorumlayacaksınız. 4 milimetrelik bir malzeme ile 5 milimetrelik bir malzemenin ocakta demleme süresi tamamen farklıdır. Malzememiz N690. Isıl işleme gönderilmiş bir çelik. Bakıyoruz. Yaklaşık 4 milim kalınlığında. Malzemenin yüzeyi açılmış. 0.15 kadar bir ağız oluşturulmuş. Buradaki pim için veya boşaltma için kullandığımız delikleri havşalamamız lazım. Çünkü keskin kenarlar her zaman gerilim biriktirir ısıl işlemde. Bunu unutmamak gerek. Aslında bu malzeme sıkıntı yaratmaya müsait ısıl işlemde. Çünkü bu kadar ince bir ağız, inanın ki yağda aldırma sonrasında çarpılma yapabilir. Ama biz bunu hiç yaşamadığımız bir şekilde çarpılma yaşamadan bitireceğiz. Ocak içerisinde bıçakları yerleştirirken bir konumda tutmamız lazım. Yan bir pozisyonda tutarsak inanın kendi ağırlığıyla şu ağız ister istemez aşağı doğru bir eğim verecektir yüksek sıcaklıkta. Bu benim kendi öz kaynaklarla yaptığım basit aparatlar. 3, 4, 5 milim kalınlıklara göre ayarlanmış ölçüleri mevcut. Basit bir aparat ama hayat kurtarıyor. Malzememiz 4 milimdi. Ocak içerisinde bu şekilde dik durduğu zaman bıçak kendi ağırlığıyla ne bel verecektir
ne de eğilip büküldüğü için bir tarafa doğru çarpılma yapar. Basit bir alet ama bu işi tekniğine göre yapmamızı sağlayan sistem de budur. Propan ocağımız, arkada broiler sistemimiz. Buradan hava girişini ayarlayıp istediğimiz şekilde hem ısıyı kontrol edebiliyoruz içerideki, hem de hava girişini kontrol ederek de demleme süresinde termokapıl sistemi ile beraber sıcaklığı da ayarlayabilmekteyiz. Ocağımızın içi de bu şekilde. Bıçaklar bu şekilde yerleştiriliyor. Zaten yanma işlemi başladıktan sonra içeride en ufak bir oksijen vesaire kalmayacağı için dekarbürize ortamda kesinlikle olmamaktı. Bir anda yüksek basıncı verip yüksek sıcaklığa geçmek burada bizim handikapımız olmuştur. Yavaş yavaş basıncı arttırıp şu an yavaş yavaş bir ısıtma sürecine geçeceğiz. Termokapıl sistemi zaten şu an bize yükselen sıcaklığı. Bir anda ani sıcaklığa maruz bırakırsak işimize gelmeyecek bir ortam oluşur. En alt 190, 4 milim sırt kalınlığı, ağız 0.15-20'ye kadar inmekte. Üreticinin verdiği datadaki tabloları baz alaraktan yaptığımız ısıl işlem prosesini şöyle belirliyoruz. Hedefimiz 60 derece sertlik yakalamak. Mevzu bahis sıcaklığı baz alaraktan hesaplamamıza göre yaklaşık 12 dakika bekletiyoruz. Bu sürede çeliğimiz demlenecek, akabinde yağda su vereceğiz. Aşağıyla dikkatlice çeliğimizi yakaladıktan sonra hızlı bir şekilde sırttan yağ daldırıp ileri geri hareket ettiriyoruz ki yüzeydeki ısı dağılımı homojen ilerlesin. Birkaç saniye yaptıktan sonra son bir ne olur ne olmaz işlemi olarak iki tane alüminyum plakanın arasını alıp hafifçe şöyle birkaç saniye bassanız yeterli. Bu sadece güvenlik amaçlı. Düşük bir ihtimal çarpılma ihtimali varsa da Martens'in dönüşüm esnasında son bir müdahale aslında. İkinci bıçağımızı alalım. Yine aynı şekilde ileri geri hareket ettiriyoruz içeride. Birkaç saniye tuttuktan sonra şu an bıçağımız zaten ip gibi çıktı. Ne olur ne olmaz diye gene alüminyum plaka üzerinde ayağınıza basın yeter, ağırlık vesaire koymanıza gerek yok. Şu an sertleştirme işlemi tamamlandı. Bıçağımız sıfır ağızlı olmasına rağmen en ufak bir çarpılma, yamulma olmadan temiz bir şekilde çıktı. Profesyonel ısıl işlem tesislerinin müşteri hedefi
profesyonel firmalardır. Sizin yaptığınız bıçak ya da o ölçekteki malzemeler değildir su vermek için istenilen. Yani şu masa ebatındaki parça da söz konusundadır. Yani şu ebattaki parçalarda. Haliyle sizin bıçağınız için özel bir proses söz konusu olmaz. Haliyle sizin de yapacağınız şu olacaktır. Malzemenizin geometrisini değerlendirmek. Çünkü kalın bir malzeme ile beraber şu malzemeyi siz aynı işleme tabi tutarsanız aynı sonucu alamayacaksınız. Çelik için en iyi su verme ortamı her zaman yağdır. Termal orada transformasyonu sağlayacağınız sistem budur. Herhangi bir havayla soğutma ya da işte başka bir şekilde soğutma sistemi oradaki martensit dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmez. En iyi o sertlik değerini, mikro yapı dönüşümünü gerçekleştirmez. En iyi ortam her zaman yağdır. Ki bütün üreticilerde ürettikleri çelikler için çıkardıkları PDF dokümanlarda bunu tek tek belirtir. En iyisi her zaman yağdır. En iyi sonuç termal olaraktan dönüşümde yağda gerçekleştirilir. Havayla soğutma sistemlerinde ki burada işte siz sıvı azotu bir an önce işte ortama sunuyorsunuz, hızlı bir şekilde soğuyor. Öyle bir teknoloji yok. En baştaki nozula yakın olan bıçakla ortadaki ya da diğer tarafındaki bıçağın aldığı dönüşüm katsayısı farklıdır. En iyi sonucu alamazsınız. Isıl işlem tesislerinin zaten sistemi yağda su vermeye müsait değil. Devasa ölçekli fırınlar burada malzemeyi çıkartıp tek seferde yağ daldırma gibi bir şey söz konusu olmaz. Bunu unutmayın. Az önce yağda suyunu verdiğimiz bıçak. Bıçağın yüzeyi eğer iyi temizlenmiş olsaydı şuradaki katmanlar oluşmayacaktı. O yüzden her zaman diyoruz temiz giren temiz çıkar. Bıçağımıza tekrar bakalım. Ağız sıfır açılmıştı neredeyse. İp gibi çıkmış. En ufak bir yamulma ya da çarpılma söz konusu değil tabii ki. Tekrar bir ağız kalınlığını ölçelim. Şurası. 0.37. İlk başta ölçtüğümüzden biraz daha fazla. Çünkü üzerinde bir yağ katmanı var şu an. Şimdi bıçağımızı meneviş aşamasını alacağız. Isıl işlemini bitirmek için menevişi yapacağımız bıçak. Şu gereksiz alıyor mu almıyor mu testini de yapalım. Manasız bir şekilde. Malzemelerimizi basit bir fırına koyuyoruz. Bunların zaten sıcaklık dağılımı çok da yüksek olmadığı için tolerans payı da düşük oluyor ister istemez. Hedeflediğimiz sertlik için bizim hesapladığımız değer 200 santigrat derecede yaklaşık 65 dakika. Niye 65 dakika derseniz fırın çünkü bir anda o sıcaklığa çıkmayacak. 5 dakikalık bir toleransla yavaş yavaş ısınıp akabinde 200 santigrat dereceyi bulup yaklaşık 1 saat olarak da tutacağız. Buna göre fırınımızı ayarlıyoruz. Malzemelerimizin ısıl işlem prosesi tamamen bitmiş bulunmakta. Isıl işlem tümleşik bir prosestir. Bugün suyunu verdiğiniz malzemenin ertesi gün menevişini yapıp ya da işte bir hafta sonra yapayım diye bir şey söz konusu değildir. 24 saat içerisindeki bütün proseslerin aynı anda gerçekleştirilmesi lazım. (Gülüyor)